Efendim önce biraz geciktik, hepinizden özür dilerim. Normalde benim program zamanında, saatinde olur ve biter. Ama bu kez öyle olmadı. Yoğun bir program vardı. İstanbul'dan gelişimizde de biraz e, bu gecikmeye yol açtı ama dediğim gibi önemli olan gönül birlikteliğidir. Sizlerle beraber olmaktan ötürü de son derece mutluyum doğruya doğru eğriye eğri. Ne, ne olacaksa onu açık ve net topluma anlatmak zorundayız. Varsa bir kusurumuz, bir eksiğimiz onu da ifade etmek durumundayız. Şimdi değerli arkadaşlarım, kanaat önderlerimiz var, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri var, muhtarlarımız var. Toplumun her kesiminden insanımız bu salonda. Birazdan bana sorular soracaksınız, ben de cevabını vereceğim. Ama önce Belli konularda düşüncelerimi ifade etmek isterim. Emin olun. Dünyanın pek çok ülkesine gittim. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Belki burada doğduk, burada büyüdük ondan da olabilir. Ben öyle de hissetmiş olabilirim. Ama hala dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. İnsanlarımız da çok güzel. Yardımsever, hoşgörülü o kadar güzel geleneklerimiz var ki o gelenekleri de yaşatmak hepimizin görevi aslında bir anlamda. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diyoruz. Yeri geldiği zaman bunu söyleriz. Komşuya verdiğimiz değeri anlatmak için bunu da ifade ederiz. Ama hepiniz şu gerçeği biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Siyasette bir sorunumuz var. Siyaset bir kavga alanı değil aslında. Siyaset halka hizmet etmedir. Vatandaşa gidersiniz, oyuna başvurursunuz, vatandaşa etki verir, gelirsiniz bir devleti yönetirsiniz. Devlet olmazsınız, devleti yönetirsiniz. Devlet olmak ayrı, devleti yönetmek ayrı. Siyasi partiler baki değildir ama devlet bakidir. Devlet dediğiniz kurum hepimizin ortak malıdır. Vatanseverlik hepimizi de, hepimiz eşit mesafede vatanseveriz. Bayrağımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Bütün bunlarda bir sorunumuz yok zaten. Siyaseti farklı bir yere taşımak zorundayız. Siyaseti saygın kılmak zorundayız. Kanaat önderisiniz. Muhtarsınız. Kanaat önderi olmak bir insan çıkıp ben kanaat önderiyim dediği zaman kanaat önderi olmaz. O kişiyi kanaat önderi konumuna getiren muhatap olduğu toplumdur. Toplum onu saygın kılar. Bir sorunu olduğu zaman başvurulacak kaynak olarak görür ve der ki köyde bu kişi kanaat önderidir. Mahallede kanaat önderidir. Efendim sokakta kanaat önderidir. Bütün bunlar toplumun alıp sizi belli bir noktaya taşıdığı Kişiler olarak ortaya çıkartınız Kanaat önderi budur Siyasette kanaat önderi nedir Siyasette kanaat önderliği yoktur Siyasette Çalışacak kişinin Kendisini Halka vakfetmesi lazım Topluma vakfetmesi lazım Yani ben halk için Yani toplum için çalışacağım Demesi lazım o nedenle siyaset bir zenginleşme aracı değildir. Siyasette kişiler zenginleşemez. Mümkün değil zenginleşmesi Mümkün değil. Kendi hayatımdan biliyorum. 27,5 yıl devlete hizmet verdim. 27,5 yıl. 27,5 yıl hizmet verdim. Kendi isteğimle sonra ayrıldım. Herkes beni Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olarak bilir tanır vesaire ama... Benim hayatımın büyük bir kısmı Maliye Bakanlığında geçti. Pek çok başbakanla, pek çok bakanla çalıştım. Hepsine saygı duyarım. Her birisinin siyasi görüşü farklıydı ama her birisinin arkasında eğer hayatta değillerse rahmet okuruz. Şükran duyarız. Geçenlerde Gazetede haberi okuduğum zaman gerçekten içim cız etti. Süleyman Demirel'in ismi bir üniversitede bir kütüphaneye veriliyor. Sonra o kütüphaneden o isim kaldırılıyor. Doğru değil arkadaşlar. Doğru değil. Bizim bir dönem barajlar kralı olarak seçtiğimiz, getirdiğimiz, başbakan yaptığımız bir kişi en azından bu toplumun minnet duygusu olması lazım. Oy verirsiniz vermezsiniz o ayrı bir şey ama bir hizmet vermiştir. Dolayısıyla siyaset kurumunu saygın kılmak, toplumdan ayrıştırmamak, toplumu kutuplaştırmamak, toplumu düşmanlaştırmamak gibi siyasetçinin temel bir görevi vardır, olmak zorundadır. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'yi büyütmüş oluruz. Türkiye kalkınmış olur. Az önce de ifade ettim. 27,5 yıl devlete hizmet ettim. Siyaset'e girdiğim gün Eşimin, karımın yüzüğü dahil hepsini kendi servet beyanlamamda in yayınladım. İnternet sitesine de koydum. Benim mal varlığım budur. Hepsi alnımın teriyle kazanmış mal varlığı. Siyasete girdim. Hiç ek bir mal varlığım olmadı. Aldığım para belli. Oturduğum yer belli. Çocuklarım belli. Eğitimi belli. E nasıl oluyor da birileri siyasete girdiğinde zenginleşiyor, köşeyi dönüyor? Nasıl oluyor bu? Rahmetli babam derdi ki, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur. Doğru duracağız. Siyaset doğru alan olmak zorundadır. Siyasette bir ahlak olmak zorundadır. Bunları niye anlatıyorum? E yarın sandık gelecek önünüze. Tercihinizi adaletten yana yapın. Haktan hukuktan yana yapın sen tercihinizi. O zaman Türkiye'yi biz başka yerlere taşımış oluruz. Daha da büyütmüş oluruz Türkiye'yi. Neden siyaset zenginleşme aracı değildir? Her birimiz vergi öderiz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Emzik alırsınız vergilidir. Su alırsınız vergilidir. Altına bez alırsınız vergilidir. Öldüğü zaman kefen bezi alırsınız vergilidir. Kime veriyoruz vergiyi? devleti yöneten siyaset kurumuna teslim ediyoruz. Bütçe diyoruz bunu. Teslim ediyoruz. Şu soru çok önemlidir. Ve şu soruyu her birimizin tek tek kendimize sorması gerekiyor. 19 yıl kesintisiz tek başınıza yöneteceksiniz. 19 yıl. 19 yılın sonunda 10 milyonu aşkın işsiz yaratacaksınız. Nasıl oluyor bu? Almanya ile nüfusumuz ayrı. Almanya dışarıdan işçi alıyor, bizde de milyonlarca işsiz var. Niçin? Beni üzen temel noktalardan birisi de budur. Üniversiteyi bitirmiş, gencecik pırıl pırıl çocuklarımız, taşı sıksa suyunu çıkaracak, işsiz yurt dışına gidiyor, umudu orada arıyor. Bir anne ve baba o çocuğu hangi fedakarlıklarla yetiştirdi? Hangi fedakarlıklarla üniversiteye gönderdi? Hangi umutları besiyordu? Oğlu kızı gurbete gidecek. Gurbet acısını kim çekecek? Siyasiler mi? Hayır efendim. Umurlarında bile değil. Gurbet acısını gene o anne o baba çekecek. O annenin babanın çocuğu okuttu, üniversiteyi bitirdi, işsiz yurt dışına gidecek, iş bulmaya. Yine acıyı çektiriyoruz o anneye ve babaya. Bunu telafi etmemiz lazım. Bu acıyı kaldırmamız lazım. O pırıl pırıl evladımız Türkiye'de çalışmalı, Türkiye'de üretmeli, Türkiye'de alın teri dökmeli. Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmalı. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmadığımız takdirde görevimizi yapmamış oluruz. Çiftçimiz var. Esnafımız var. Ben bazen söylüyorum. Dostlarımız dediğim zaman vay efendim senin dostların kim? Gayet basit. Benim dostum çiftçidir. Emeklidir. işçidir, Sanayicidir. Kobicidir. Efendim apartman görevlisidir. Taşörün işçisidir benim işi benim dostlarım bunlar ben bunlar için çalışıyorum bunlar için mücadele ediyorum benim servet edinme mal edinme gibi bir derdim yok herkes kazansın herkesin evinde huzur olsun herkes evine ekmek götürsün sokaklarında insanlar gülerek gezsinler, geçsinler gülerek eğlensinler kadına şiddet ya kadın insan değil mi Allah aşkına? Niye şiddet olsun kadına? Niye kadınları öldürmeye kalkıyorlar insanlar? Bunun engellenmesi gerekmiyor mu? E gerekiyor. Yeri geldiğinde söylüyoruz. Kadını yüceltiyoruz doğru. Bakıyorsunuz sevgili Peygamberimiz bile demiş Cennet anaların ayakları altındadır. Peki Cennet anaların ayakları altındaysa niye anaları öldürüyoruz? Niye bu şiddet? Ben bunu sorduğum zaman çok kızıyorlar bana. Neden bunları soruyorsun? Neden bunları yapıyorsun diye. E peki bu anaların hakkını kim savunacak? Bu kadınların hakkını, hukukunu kim savunacak? Kim seslendirecek? 10 milyon işsiz varsa bu işsizlerin haline kim soracak? Kim bunlara iş bulacak? E sormayacak mıyız? Sormak zorundayız. Sordum bir soru. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar parası vardı. 128 milyar dolar. Sattılar. Kime sattılar? Ben soruyorum. Niye bu soruyu soruyorsun? Ya 128 milyar dolar 83 milyon kişinin parasıydı. Kime sattınız bu parayı? Çıkın açıklayın deyin ki şuna sattık. Ali'ye sattım. Veli'ye sattım, Hans'a sattım, bilmem John'a sattım, kimse. Falan bankaya sattım. E bunları açıklayın. Milleti öğrensin. Niçin? Daha önce döviz satıldığı zaman açıklanıyordu. Merkez Bankası'nın internet sitesine konuyordu. Hepimiz de öğreniyorduk. Kaç dolar satılmış, kaç milyon, kaç milyar dolar satılmış. Oradan görüyorduk, bakıyorduk. Ha diyorduk buraya satılmış. E soruyoruz. Nerede bu para? Kimse cevap vermiyor. Kimin parası? Sizin paranız. Bizim paramız. Vergi veriyoruz az önce söyledim. Peki bu işsizlik nedir? Bu perişanlık nedir? Az önce Bursa'da daha çok orta gelir ve alt gelirlerin olduğu mahalleye gittik. Evet, evet. İl başkanımızla beraber esnafı gezdik. Herkes burundan sıkıntı Sıkıntıdayız diyor. Perişanız diyor. Bir yıldır dükkanı açamadık. Efendim işte ne verdik? Kira parası verdik. Veya bankalardan faizle borç verdiler. Ödenemedi. Borcu ertelediler. Faizi yükselterek ertelediler. Buradan söz verdim o esnaf kardeşlerime. Bakın Bursa'nın bütün kanaat önderlerinin önünde yine söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda o faizlerin tamamını sileceğim, sadece ana parayı isteyeceğim. Tamamını sileceğim. Aynı şekilde çiftçi ister tarım krediden alsın, ister Ziraat Bankası'ndan, ister başka bir bankadan alsın. Ya zaten zor durumda. Perişan olmuş. Bir de ondan faiz mi istiyorsun? Kendi yandaşlarına gelince bakın sadece İstanbul Havaalanı'nda iki yıllık kirayı sildiler. Almıyoruz dediler. Ne kadar? 18 milyar lira. 18 milyar. Siliyorum dedi, almıyorum dedi. 1 milyon 300 bin esnaf var. Hayır parayı vereceksin faiziyle beraber vereceksin. E onu sil kardeşim. Niye silmiyorsun? Çünkü onlar siyasete çok yakın, siyaseti etkileyebiliyorlar. E 1 milyon 300 bin esnaf, esnaf nereden bakana ulaşacak, başbakana ulaşacak, cumhurbaşkanına ulaşacak, derdini anlatacak. Ancak bir televizyon kamera kamerası bulursa çıkıp derdini anlatabiliyor. O da kim duyarsa, kim duyarsa, çiftçi derdini anlatıyor, kim duyarsa. Ben duyuyorum yalnız. Fakirin fukaranın dostuyum. Herkes bunu çok iyi bilsin. Herkes. Garibanın dostuyum. Herkes bunu çok iyi bilsin. Ben bu ülkede hiç kimsenin inancına müdahale etmem. Böyle bir hakkı da kendimde görmem. Herkesin inancına saygılıyım. Herkesin kimliğine de saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına da saygılıyım. Allah yaratmıştır. Allah'ın yarattığı kuldur. Benim başımın üstünde yeri vardır. Benim derdim onun çocuğu işsiz mi değil mi? O eve ekmek giriyor mu? Girmiyor mu? O hanede sorun var mı? Yok mu? Huzur var mı? Yok mu? Derdim o. Siyasetin derdi o, olması lazım. Öyle bir noktaya taşınarak ki toplum kavga ediyor. Niye kavga ediyoruz? Siyaset kavga alanı değil ki oturup kavga edelim sabahtan akşama kadar. Aramızda muhtarlar var. Bakın muhtar kardeşlerim. Muhtarların hakkını, hukukunu her zaman savundum. Dedim ki 10 milyon işsizimiz var. 1 milyondan fazla üniversite mezunu var işsiz. Her bir muhtar kardeşime birer yardımcı personel veya isterlerse adı özel kalem müdür ne derlerse desinler. Birer yardımcı personel vereceğim. Muhtarın istediği kişi olacağım. Bay efendim sen bunu nasıl söylersin? Niye söylemeyeyim? Vereceğim. Sadece personel değil. Bütçe de vereceğim. Muhtarı niye bütçesi yok? Yani belediye başkanına oy veren vatandaş muhtara da oy vermiyor mu? Muhtar ikinci sınıf mı seçildi geldi? Hayır. Aynı vatandaş. Belediye başkanını seçiyor. Aynı vatandaş milletvekilini seçiyor. Aynı vatandaş cumhurbaşkanını seçiyor. Aynı vatandaş muhtarı seçiyor. Diğerlerinin durumu farklı. E muhtara gelince üçüncü sınıf. Niye üçüncü sınıf muhtar? Onun hakkı yok mu? Ayrıca muhtarların şöyle bir özelliği daha var. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılı Kastamonu Taşköprü'deki bir muhtarlık seçimidir. Milletvekili seçilmeden, başbakan seçilmeden, bakanlar seçilmeden önce bu topraklarda ilk seçim bir muhtar seçimidir. Demek ki muhtar nedir? Demokrasinin temel taşıdır. İşin özü budur. E, muhtarın hakkını savunmayalım. Muhtara özlük haklarını düzenledik. Hangi özlük hakkı kardeşim? Maaş vermiyorsun, ödenek veriyorsun. Muhtar izinli olunca da ödeneği kesiliyor. Niçin? Belediye başkanı izin aldığında aylığı kesiliyor mu? Yok. Milletvekili izin aldığında aylığı kesiliyor mu? Hayır. Başbakan izin aldığında, bakan izin aldığında, cumhurbaşkanı izin aldığında aylığı mı kesiliyor? Hayır. Ama muhtar ayrıldı ayrıldığı zaman belli bir süre veya izin aldığında aylığı kesiliyor. Niçin? Niçin? Aynı vatandaş oy veriyor. Aynı vatandaş seçiyor. Niye bu ayrımcılık siyasette? Bütün taşlarını düzeltmek istiyorum siyasetin. Bütün taşlarını. Ahlaklı bir siyasetin egemen olması lazım bu topraklarda. Ahlaklı bir siyaset. Çiftçi perişan. Evet perişan görüyorum zaten. Bundan beş sene önce ben deseydim ki ya bu memleket saman ithal edecek. Emin olun herkes gülerdi. Ya olur mu kardeşim? Saman da ithal edilir mi denirdi ya bu coğrafyada. Saman, mercimek, nohut, mısır, Soya ya, soya'nın kendisi. Et, canlı hayvan, yem, fide, tohum. Ya her şey ithal ediliyor ya. Her şey ithal ediliyor. Ya peki bu memlekette toprak mı bitti? Var. Güneş mi yok? Var. Su mu yok? O da var. E insanlar mı yok? E onlar da var. E nasıl oluyor da? Konya'dan küçük bir devlet Hollanda yıllık 185 milyar dolar tarım ürünü ihraç eder. Devasa Türkiye Cumhuriyeti 18 milyar dolar. Niçin? Günah kimi? Köylü de mi? Hayır. Çiftçi de mi? Hayır. Siyasetçi de. Çiftçiyi o hale getiren siyasetçi. Efendim dışarıdan daha ucuza getiriyoruz. E dışarıdan o çiftçiye dünyanın teşviği veriliyor. Sen teşvik bile vermiyorsun. Verdiğin teşviği de zaten yarı yolda kesiyorlar. Bütün sorunları biliyorum. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunlar çözülür. Çözeceğiz de zaten. Elinoğlu kendi sorununu çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz? Devleti bileceksiniz. Devletin saygınlığını bileceksiniz. Liyakat nedir onu bileceksiniz. İşi eline teslim etmek gerekiyor onu bileceksiniz. Devleti yönetirsiniz. En kolay şey nedir biliyor musunuz? Devleti yönetmek. Diyeceksiniz ki nasıl olur da en kolay şey devleti yönetmek? Çünkü devlette herkesin görev yapan herkesin hangi görevi yapacağı kanunla belirlenmiş. Odacı ne yapacağı belli. Genel müdür ne yapacağı belli. Şube müdürü ne yapacağı belli. Karayolları Genel Müdürü ne yapacağı belli. Üniversitedeki rektör ne yapacağı belli. Muhtar ne yapacağı belli. Herkesin görevi kanunlarla belirlenmiş. Peki nasıl oluyor da zor yönetiliyor? Kanuna aykırı talimat veriyorsunuz. Cebinizi doldurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden kanunları ihmal ediyorsunuz, ihlal ediyorsunuz. Ondan sonra da sorun çıkıyor ortaya. Bir siyasetçinin en temel özelliği millete hesap vermektir. Millete hesap vermek ayıp bir şey değil. Siyasetçi için millete hesap vermek bir onur göre onurlu bir görevdir. Çünkü benim harcadığım parayı vatandaş ödüyor. Belediye başkanlarıma söyledim. Bugün de söyledim. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Niçin? Kardeşim harcadığın para senin paran değil, vatandaşın parası. O zaman nereye harcadıysan? Park yaptın, kaça yaptın kardeşim? Okul yaptın, kaça yaptın? Çıkar millete anlatırsın. Milleti öğrenir. Belediye helal olsun der. Bizden harç aldı, şunu aldı, bunu aldı. E şunu yaptı. Bir de bana fiyatını söylüyor. Kaça yaptığını da söylüyor. İhale, ihaleye çıkın. Facebook'ta yayınlayın diyorum ihaleleri. Facebook'ta yayınlayın. Millet görsün ihale nasıl yapılıyormuş. Yeni bir siyaset, ahlaklı bir siyaseti başlatacağız. Ahlaklı bir siyaseti. Emin olun bunları yapacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Çığır açacağız, çığır. Sorunu olan herkesin sorununu çözeceğiz. Hiçbir ailenin, hiçbir ailenin geliri, geliri asgari ücretin altında olmayacak. Hiçbir ailenin. Bu mümkün mü? Mümkün. Biz yapıyoruz. Bizim belediye başkanlarımız yapıyor. Bakın hükümet asgari ücreti kaç lira belirledi? 2800 küsür lira. Biz kaç lira veriyoruz? 3100 lira. Ya Gaziantep'teki en küçük belediyemiz 3100 lira asgari ücret ödüyor. Devasa hükümet 3100 lira ödeyemiyor. Neyi ödeyemiyor? Nilüfer Belediyesi 3100 lira ödüyor en düşük ücret. Büyük şehir 3100 lira ödeyemiyor asgari ücret olarak. Niçin? Kimin bütçesi var? Kim daha zengin? Niye ödeyemiyorsunuz asgari ücretliye bu parayı? Biz yeni bir uyanışı başlatmak zorundayız. Yeni bir uyanışı. Beraber ama. Birlikte ama. Eski algılarımızı tamamen kaldırmak zorundayız. Ha yeri gelirse oturup helalleşmemiz lazım. Geçmişte de çok kavgalar oldu. Oturacağız helalleşeceğiz. Ya bu ülkede hepimizin ülkesi burası. Beraber oturalım. Bu memleketi bir aydınlığa çıkar. Ya bir de dürüst bir siyasi partiye, dürüst bir insana yetki verelim. Bakan bu ülke, bakalım bu ülke nasıl büyüyor, nasıl kalkınıyor bu ülke. Bunu yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım. Birazdan yerime oturacağım. Sizler soru soracaksınız bana. Benim sizden bir isteğim var. Aklınıza gelen soruyu sorun. Bakın bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum. Aklınıza gelen ya acaba bu soruyu sorsam genel başkan alınır mı? Alınmam arkadaşlar. Alınmam. Çünkü siz beni tanıyacaksınız, ben sizi tanıyacağım. İçim temiz, çok şükür. Eksiğimiz varsa söyleyin, hatamız varsa söyleyin, kusurumuz varsa söyleyin. Acaba bu soruyu sorsam genel başkan alınır mı? Alınmam arkadaşlar. Alınmam. Soracaksınız ben de cevap vereceğim. Ama nasıl? Kaytararak değil. Samimi cevap vereceğim. Samimiyetle cevap vereceğim. Birimimizi tanıyacağız. Az önce ifade ettim. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Her sorun çözülebilir. Bu ülke hepimiz için cennet gibi bir ülke olur. Hepimiz huzur içinde yaşarız. Ha sorunlar biter mi? Dünyanın tarihi sorunları çözmekle geçmiştir. Bir sorunu çözersiniz, başka birisi çıkar. Onu da çözersiniz. Ama biz sadece biz değil, bütün bölgeyi kucaklamamız lazım. Bakın, Kilis'te seçim olsa Suriyeliler vatandaşlık verseler Kilis'te belediye başkanını Suriyeli alacak. Hatay böyle. Pek çok o Güneydoğu'da pek çok Reyhan'da öyle. Suriyeliler daha fazla. Niye Suriyeliler bu kadar fazla? Niye Suriye'nin iş işine girdik? Niye Mısır'la kavga ettik? Neden barıştan yana olmadık? Suriyelilere kızdığımı sanmayın. Onlar da insan. Onların da çoluk çocuğu var. Onlara da yardım etmemiz lazım. Ama neden böyle bir tabloya izin verdik? Neden izin verdik böyle bir tabloya? Neden böyle bir tablo ortaya çıktı? Bütün sorunları, bak ben hiç kimsenin oyuna değil, ben herkesin sorununa talibim. Sorununa, oyuna değil, sorununa talibim. Sorununu çözeceğim arkadaş. Kafaya koydum. Bu sorunlar varsa bu sorunlar çözülür. 27 buçuk yıl bütçe nasıl yapılır? Vergi nasıl toplanır? Tasarruf nasıl yapılır? İsraftan nasıl kaçınılır? Bunların hepsini benim hayatımın bir parçasıdır. Ben düz beyaz bir kağıdı kullanırken arkası boşsa asla o kağıdı yırtıp atmam. Öyle yetiştim. O kağıt arkasını da kullanırım. Bütün hayatım boyunca böyledir. Neden? Bu kağıt milli servettir. Öyle bakarım ben. Milliyetçiliği ben kafatası milliyetçiliği olarak bilmem ve tanımam. Milliyetçilik vatanseverliktir. Hangi kökenden olursa olsun. Bayrakta sorun yoksa, Vatanla sorunumuz yoksa gel kardeşim hep beraber kucaklaşalım. Bu memleket bizim memleketimiz. Birlikte yaşayacağız burada. Bunu yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Ama nasıl? Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte huzur içinde bu ülkeyi büyüteceğiz. Ben dediğim gibi burada sözlerime son vereyim izin verirseniz. Oturacağım yerime. Aktığınıza gelen her soruyu rahatlıkla söz, söz alacaksınız, söz verecek arkadaşlarım. Soruları sorun, ben de büyük bir samimiyetle her sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum.